Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Çeri. Bu videoda sizlere silahlı çatışmada baskı atışı altında neler yapabilirsiniz, nasıl karşılık verebilirsiniz onu anlatmaya çalışacağım. Baskı atışı altında kalmak hem psikolojik hem de fiziksel olarak çok zorlayıcı bir durumdur. Umarım hiç kimse böyle bir durumla baş başa kalmaz. Ola ki başınıza geldi, bu videoda sizlere anlatacaklarımla biraz da şans faktörüyle bu durumdan zarar görmeden kurtulmanız mümkündür. Baskı atışı altında kalmak demek, düşmanı size etkisiz hale getirebilmesi için yoğun bir şekilde size ateş açması demektir. Böyle bir durumda panik yapmadan, sakince ve akıllı bir şekilde hareket ederek bu durumdan kurtulmanız gerekir. İşte sizlere tam da bu konuyla alakalı bazı tavsiyelerim olacak arkadaşlar. Fakat videoya başlamadan önce bu tarz konularda daha fazla videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bir de beni motive edebilmek için videolarımı aşağıdaki beğen tuşuna basarak beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Hadi gelin bakalım şimdi konumuzun detayları neymiş, hep birlikte bakalım. Öncelikle bilmeniz gereken, baskı atışına maruz kaldığınızda en büyük kayıplar ilk ateş esnasında verilir arkadaşlar. O yüzden ilk silah sesini duyduğunuz anda kendinizi hemen yere atmanız gerekir. Eğer ikinci silah sesini duyuyorsanız bilin ki çok şanslısınız demektir. Biraz önce dediğim gibi biraz da şans faktörünü kullanarak bu durumdan kurtulmanız mümkündür konuşmasını yaptığımda şanstan kastım buydu arkadaşlar. Eğer ikinci silah sesini duyabiliyorsanız gerçekten çok şanslısınız demektir. İlk baskı atışından kurtulduğunuz anda kendinizi güvenli bir alana, bir sipere, bir ağaç arkasına, bir duvar dibine, herhangi bir korunaklı bir alana almaya çalışın. Siper noktasına ulaştığınızda kendinizi mümkün olduğunca küçültün ve atış alanından bir an önce hızlı ve güvenli bir şekilde çıkmaya çalışın. Eğer atış alanından çıkamıyorsanız baskı atışına karşılık vermek zorundasınız demektir. Bu da sizin için heyecanlı dakikaların başladığı anlamına gelir. Heyecanınıza yenilip panik yapmadan baskı atışına karşılık verebilmek için en uygun zamanı ve pozisyonu kollamanız gerekir arkadaşlar. Fakat bu zamanı çok uzatmadan ve hatta mümkünse hızlı bir şekilde kullanmaya çalışın. Düşman sizin bu konuda hazırlıklı ve tecrübeli olduğunuzu düşünerek bir miktar saklanmaya ve size yaklaşmaya çekinecektir. Bu da sizin avantajınız olacaktır arkadaşlar. Bu arada hatırlatmak isterim arkadaşlar. Kanalımda yeni başlatmış olduğum temel atış teknikleri ile ilgili bir eğitim videosu listem var. Onun da linkini şurada köşede bulunan kartlar kısmına bırakacağım. İzlemeyi unutmayın lütfen. Konuyu çok fazla dağıtmadan devam edelim. Baskı atışına karşılık verebilmek için ilk önce düşmanın konumunu ve yerini belirlemeniz gerekir. Daha sonra düşmanın bulunduğu bölgeye doğru ateş açmanız gerekiyor. Sırf düşmanı korkutmak için mühimmatınızı düşmanı görmeden boşa sıkmayın arkadaşlar. Kendinizi çok fazla açığa çıkarmadan, çok fazla hedef olmadan yapmanız gerekiyor. Siper alanından kafanızı çok fazla çıkarmadan hızlı ve keskin atışlar yapın. Düşmanın ateşini bastırarak onu geri çekilmeye ya da saklanmaya zorlayın. Aynı zamanda bunu yaparken size en yakın olan kişiden ve kolay hedef olabilecek kişilerden başlayın. Bu sizi artı bir olarak öne geçirecektir. Daha sonra baskı atışından kurtulmak için hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor ve yer değiştirerek başka bir sipere ya da korunaklı bir alana geçmeniz gerekiyor. Aynı zamanda fırsat bulabilirseniz düşmana sürpriz yaparak düşmanın en yakın noktasına, sizi fark etmeden en yakın noktasına ya da arkasına dolanmanız gerekiyor. Bunun için eğer mümkünse yanınızda varsa silahıyla size destek verebilecek birisi, onunla koordineli bir şekilde ateş desteği isteyerek bir takım arkadaşınız düşmana ateş ederken sizinle siper değiştirerek düşmana yaklaşmanız ya da arkasına dolanmanız sizin için perfect bir durum olacaktır. Eğer yanınızda size destek atışı yapabilecek bir takım arkadaşınız yoksa size tavsiyem mümkün olduğunca çatışma alanında hedef küçültün. Buraya kadar anlattığım olaylar dizisinde hedef küçültmeyi kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. İlerleyen zamanlarda kanalımda hedef küçültme ile de ilgili yeni videolar paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yeni videolarımdan da haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bir de bana destek olmak için videolarımı aşağıdaki beğen tuşuna basarak beğenmeyi unutmayın lütfen. Hedef küçültme ile ilgili de sizleri kısaca bilgilendirecek olursam şunları yapabilirsiniz. Sığınak veya siperde bulunduğunuz alanda baskı atışı açarken siperin sağından ya da solundan değil ortasından ateş ederseniz böylece kendinizi ve silahınızı çok fazla açığa çıkarmamış olursunuz. Ateş ederken vücudunuzu çok fazla dik tutmayın. Bu sizin çok kolay hedef olmanıza neden olacaktır. Ve hatta mümkünse yatay olarak durmaya çalışın. Yani yere yüzüstü uzanın ve hedefinizi mümkün mertebe küçültmüş olun. Bu pozisyonun sizin için bir artı avantajı da düşmanı daha iyi konumunu belirlemenize ve daha iyi nişan almanıza
yardımcı olacaktır. Bir de ateş ederken kesinlikle nefes kontrolü yapmayı unutmayın. Aynı zamanda tetiği de yavaş çekin. Bu sizin daha isabetli ve daha kararlı atışlar yapmanıza yardımcı olacaktır. Evet arkadaşlar, silahlı çatışmada baskı atışı altında neler yapabilirsiniz? Nasıl karşılık verebilirsiniz? Bu konuyu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.